Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aranın ardından bir video ile karşınızdayım. Özleyenlerimiz var, sevenlerimiz var. Abi bir video çek, abi bir video çek. Ustam video çek. Dedim bir video çekelim hem yaz zamanı. Çok fazla soru geliyor ne yapabiliriz abi diye. Tavsiye niteliğinde hem bir bilgilendirme videosu yapalım böyle sohbet havasında. Hem kümesimizi gösteririz hem de durumlar hakkında biraz sizleri bilgilendiririm. Şimdi öncelikle kendi durumumdan başlayayım arkadaşlar. Yoğun bir iş temposundayım. Kuşlar uçurmaya hiç vaktim yok. İnanın bana kuşların yemini bile zor veriyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Kuşlardan ilgilenmeyince bu sefer iyice eliniz ayağınız geriye çekiyor. Şu anda yaptığım şey dişileri ayırdım. Ön taraftaki uçum kümesine götürdüm. Pardon. Öndeki uçum kümesine götürdüm. Dişileri sadece bir tane dişi var burada. O da yumurtası tutmuştu. Onu şey yapmak istemedim. Kaldırmak istemedim. İhtiyacım vardı o soya da. O yüzden sadece bir tane dişi kaldı burada. Burada kalanlar erkek ve son çıkan yavrular. Arada deneme yavrular vesaireler falan var. Genelde hani böyle soyunu üretmek istediğim kuş yok şu anda. Hepsi ayrı bir şekilde bekliyorlar. Ön tarafa dişileri aldım. Erkekleri de buraya aldım. Bu iki ay boyunca bu şekilde kalacak. İşte muhtemelen Ekim sonu gibi veya Kasım gibi kuşları tekrar eşe atmayı planlıyorum. Bu arada tabii kuş uçurmaya vaktim olur mu? Zaten şu ara tüy dönemi çok zor. Belki sonbaharda tekrar başlarız bilmiyorum. Ama şöyle yapacağım. Yani yavru almayacağım zaten. Ekelerim var. Ekeleri uçuracağım. Direkt hani yavru almayacağım bu anlamda. Uçursam bu şekilde olacak. Hazır kuşları uçuracağım. Çünkü öyle bir vaktim yok. Sadece antrenman vereceğim. Böyle bir kafamda plan oluşturdum kendime. Şimdi özellikle bana bu yaz aylarında çok fazla soru geliyor. İşte tavsiye istiyorlar dostlarımız, kuşçu kardeşlerimiz. Ne yapabiliriz diye. Şimdi biliyorsunuz zaten söylemiştim. Haziran'ın ortası gibi arkadaşlar. Artık uçuran uçurur, uçuramayan da tekrar sonbaharı bekler diye söylemiştim. Ben de zaten önce davrandım. Kuşlarımı ayırmaya başladım, uçumu bıraktım. Şimdi bunu devam eden arkadaşlarımız var. Söylüyorlar abi keşke seninle birlikte hani biz de durdursaydık. Çünkü boşa bir vakit oldu. Hem kuşların kanat hatlarını boşalttıklarından dolayı, ince tüyleri olduklarından dolayı randıman alamıyorlar. Hem de boşa bir emek sarf etmiş oluyorlar. O yüzden şu anda en güzel yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Kuşlarınızı ayırmak, mümkünse ayırmak. Kesinlikle yavru büyüttürmeyin. Yaz yavrusundan bir fayda alamazsınız. Böyle hani zora çıkmış veya çok ihtiyacınız olan bir kanatlı varsa belki ondan hani yavru alabilirsiniz. Ona bir şey diyemem ama yaz yavrularından böyle uçurmak için bir performans beklemeyin. Sen birazdan yavrularımı da göstereceğim. Onlar da zaten kırılmış dökülmüş arada deneme yavrular var. Kırılmış dökülmüş yani normalde benim yavrular biliyorsunuz çok sağlıklı büyüyor. Onları göstereceğim. Çünkü yaz yavrusu arkadaşlar sıcaklar etkiliyor. O yüzden çok fayda sağlayamıyor yaz yavrularından. Pek bir fayda sağlayamıyoruz. Şimdi yazın ne yapacağız onu söyleyeceğim. Şimdi kuş uçurabilir miyizden başlayalım öncelikle. Kuş uçurabiliriz. Neyi uçurabiliriz arkadaşlar? Böyle tüye geç girmiş kuşumuz varsa eğer veya yavrularımız varsa daha tüye girmemiş yavrularımız varsa onları uçurabiliriz. Sabahın erken saatlerinde uçurmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü sıcaklar bastırmadan akşam inanılmaz sıcaklar oluyor. Akşam belki güneş battıktan sonra da olabilir hani uçurabilirsiniz ama orada da kırlangıç falan çok rahat bırakmıyor kuşları ve akşam saati dar bir saat olduğundan dolayı kuşlarınızı özellikle oyuna başlamış kuşlarınızı kaybetme riskiniz çok fazla. O yüzden hani mümkünse eğer ben öneri olarak söylüyorum kuşçu kardeşlerime sabah erken saatte uçurmanızı tavsiye ederim. Hava da çok güzel oluyor. Bunu uçurabilirsiniz ama şu dönemde işin gerçeği de kuş uçmaz. Çünkü bayağı yani yarısından fazlası tüydedir artık kuşların. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler şu. Birincisi bizim burada yapabileceğimiz en güzel şey özellikle dişlerimizi bu aylarda dinlendiriyor olmamız lazım ki sıkıntı yaşamayalım. Eğer dişilerinizi bu ay dinlendirmiyorsanız tüyden çıkmadan tüydeyken yavru almaya kalkarsanız dişilerinizi öldürürsünüz. Veya kuşlarınızı tüye sokamazsanız da kuşlarınız ölür. Bu haberini söyleyeyim şimdi. Sonra kendi kendine kuşlarım öldü falan demeyin. Şu an mesela tüye giremeyen kuş karın ağrısı yaşar. Eylül'de falan Ağustos'ta giremediği zaman kuş ölür arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. O yüzden kuşlarınızı tüye sokmanız lazım. Zaten kendi kendilerine sıcaklarda tüye girerler ama tüye giremeyenlere de ekstra vitamin takviyesi bakımı yapıyor olmanız lazım ki bir an önce tüye sokun. Ne yapabilirsiniz? Yazın bir kere karışık yem vermeye çalışın. Yani protein ağırlıklı yem vermeye çalışın onların çabuk tüye girmesi için ve çabuk tüyden çıkması için. Bu süreci mümkün olduğu kadar hızlandırmamız gerekiyor.
Bunun dışında ne yapabiliriz? Mesela ben bugün yaptığımı söyleyeyim. Kuşlarınızı eğer bir salma gibi bir şey, eğer dışarıda güneşlendirme şansınız yoksa, hani kuşlarınız çok dağılıyorsa vesaire, böyle bir tel salma gibi bir şey yapıp kuşlarınızı güneşlendirebilirsiniz. Özellikle çatıda besleyen kardeşlerime söylüyorum. Hani kuşlarınızı uçurmuyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Hani dağılmadan böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve banyo verin, bol bol banyo verin. Elma sirkesi, tuzla karıştırın, güzel banyolar verin. Mutlaka haftada bir iki kere banyo verin yaz aylarındaki kuşlar rahatlasınlar, tüylerini daha çabuk atsınlar. Buna dikkat edin. Ve en önemli noktalardan bir şey daha söyleyeyim. Kümeslerinizi yazın temizlemeyin. Bakın bu da önemli ustalık şeydir, bilgisidir. Yazın kümes temizlenmez arkadaşlar. Çünkü niye? Tüy zamanı olduğundan dolayı siz kümesi temiz yaparsanız o tozlar yapışmayacaktır. Çünkü kuru bir zemin o kuşların özellikle solunum yollarında sıkıntı yaşamalarına sebep olacaktır. Kuşlar yutacaktır o tozu. O yüzden özellikle dar havalandırması sıkıntılı yerlerde kümesinizi temizlemeyin. Havalandırmasını dikkat edin yeter. Yani mümkün olduğu kadar ekstra pencere açmaya çalışın. İşte havalandırmasını yapabiliyorsanız ekstra takviyeler yapın. Ama temizlemeyin, öyle kalsınlar. Ne zamana kadar kalabilir? İşte sıcaklar bitene kadar. Şöyle söyleyeyim, Eylül gibi falan düşünebilirsiniz, Ağustos sonu gibi kümesinizi temizleyebilirsiniz. Yani kuşlar tüyden çıktıktan sonra. Çünkü niye? Kuşlar şimdi tüy döküyorlar. Bu tüyler kuru zeminde bir şeye yapışmıyor ama normal temizlemediğin zaman bunun kendi pislikleri olduğu için ve kuşlarınız da hani o tüyleri attığı zaman o pislikler tutunuyorlar, o tozlar tutunuyorlar ve daha az zayiat veriyorsunuz. Aslında sizin yapmak istediğiniz kuşlarınıza daha iyi bakmak isterken daha onlara kötülük yapmış oluyorsunuz. Temizlemek çok iyi değildir. Yani su, tabii bunun öncesinde adam mesela şöyle söyleyeyim 3-4 aydır hiç temizlemiyordur, bir de yazın temizlemiyordur. O başka bir şey yani. O daha beter olur da hani o öyle demiyorum ama mesela atıyorum Haziran'da kümesinizi temizlediyseniz bırakın ha öyle kalsın artık. İdare edebildiğiniz kadar yere idare edin. Orada da artık Eylül'de tekrar kümesinizi temizlersiniz. Kuşların en azından rahat böyle tüy zamanlı hastalıklarla boğuşmamaları için. Özellikle sıcak havalarda tozdan, nemden etkilenmemeleri açısından, nem demişim özür dilerim, tozdan ve kuş tüylerinden etkilenmemeleri açısından. Buna dikkat edin. Bol bol dediğim gibi karışık yem verin ve şunu özellikle yapın yaz aylarında. Dişilerinizin güneş görmesi gerekiyor arkadaşlar. Güneşe mutlaka çıkarın. Dediğim gibi bir salma yöntemiyle dişilerinizi güneşlendirebilirsiniz. Ekstra onları ayırmaya imkanınız varsa ayırın. Dişilere güneşe biraz daha ihtiyacı var. Eğer sağlıklı güneş alırlarsa yazın kuşlar, kışında hem yavru yumurta uçum dönemlerinde çok randımanlı bir şekilde uçurmuş olursunuz. Sağlıklı yavrular almış olursunuz. Kuşlarınız da daha sağlıklı bir şekilde sezona girmiş olur. Buna özellikle dikkat etmenizi isterim. Dişilere ekstra kalsiyum takviyesi yapabilirsiniz bu arada hazır dinleniyorken. 2-3 ay dinlendirmek hem siz kendiniz dinlenirsiniz, kafa olarak da rahatlarsınız, hem daha istekli uçurursunuz. Bu sizin için de geçerli. Siz de kendi keyfinize göre arada yemlerini verirsiniz. Keyfini, yani siz de sıkılmazsınız öyle söyleyeyim. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Yazın özellikle söylemek istediğim şeyler bu. Peki kuşların biraz daha tüyden hızlı çıkmasını sağlayan yemler var mıdır? Veya bir hani bakım kürleri var mıdır? Özellikle arkadaşlar fi yemi, fi hazır adını söyleyeyim bak fi olmazsa olmaz. Yazın mutlaka kuşlarınıza veriyor olmanız lazım. Çünkü yazın ayrıca yavru da almıyorsunuz. Fi yeminin bir sıkıntısı var sadece. Sert bir yemdir. Yavrularda özellikle yavru büyütenlerde kolay kolay kursağında erimez. Geç erir. O yüzden hani zaten yazın yavru almayın da hani alanlar için söylüyorum. Bu böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamazsınız. Kuşların tüyden çıkmasını, tüye girmesini hızlandırır. Bu çok önemli. Bunu ciddi bir tavsiye olarak söylüyorum. Bunu bir mümkünatın varsa yemleriniz içine fi mutlaka koyun arkadaşlar. Zorla da olsa yedirmelerini sağlayın. Bunun dışında vitamin olarak B vitamini kompleksi yapabilirsiniz. Çabuk girmeleri açısından veya çabuk çıkmaları açısından B vitamin kompleksi yapabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ve banyo özellikle daha da hızlandıracaktır bu tüy dönemini. Tüy dönemini sağlıklı geçiren kuş hem hasta olmaz hem yumurta verimi daha iyi olur hem uçum verimi daha iyi olur. Bunları söylemiş olalım. Tüm kuşçu kardeşlerimize, dostlarımıza da selam söyleyelim buradan. Şimdi ben kümesi şöyle göstereyim, kuşları göstereyim, vaziyetleri göstereyim. Sohbet edelim. Ondan sonra hem de bir göz banyomuzu yapalım. Şöyle kuşlara çeviriyorum kamerayı. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zaten yumurtada yatan kuşum var demiştim. Onun dişisi de burada.
Sadece bu takım kaldı. Bunda yavrularını büyütsün. Bunları da ayıracağım zaten. Bunları da dinlendireceğim. Diğer kalanlar hep yavru. Emanet olan kuşlar var. Yani daha önceden sattığım kuşlar var. Hatta göstereyim. Murat abiye gidecek. Ankara Murat abiye gidecek kuşlarım var. İki tane var. Gerisi zaten benim kendi damızlıklarım. Bir tanesi burada. Murat abi kuşum burada. Şöyle göstereyim yavruların. Canavar gibi. O da kardeşi. Şöyle kardeşini de göstereyim. Bunlar altın kızın yavruları. Arkadaşlar vurgunla altın kızdan çıkma yavrular. Çok üst düzey kuşlar. Gerçekten öyle söyleyebilirim. Burada da yine altın kızın soyu var mesela. Burada bir çift yavru var. Şunlar perdeli Arap'la vurgunun yavruları. Bir de böyle denedik bakalım. Bir tane Nuhidi verdi, bir tane de Kula verdi. Burada da bıcırıklar var. Bunlar arada çıkmış deneme kuşlar. Hani o yüzden hani mesela bunları görüp bana şey söyleyebilirsiniz. Abi satılık kuş var mı, yavru var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü bunlar hani ben güvenip veremem size. Mahcup olurum. Çünkü bilmiyorum yani. Hani anlatabiliyor muyum? Oyun performanslarını bilmiyorum. Tamam kendi kuşlarımdan, çok iyi kuşlardan, anne babadan çıkma kuşlar ama performanslarını bilmiyorum. Performansını bilmediğim için de kuşları vermem kesinlikle. Bu arada şöyle de göstereyim. Bakın yaz yavruları kırık oluyor. Görüyor musunuz? Ne kadar da iyi baksanız yaz yavruları böyle oluyor. O yüzden diyorum ki yazın yavru almayın. Böyle sarım var. Sarım da kafadan tüye girmiş. Bunda rengini çok beğendim. Bunu da belki uçurmam böyle damızlık gibi kullanabilirim bilmiyorum. Rengini çalışabilirim. Zaten kendi kuşlarımdan şeker şemalde güzel, bayağı bir güzel tüye girmiş. İşte böyle, sağlıklı kuş arkadaşlar böyle tüye girmesi gerekiyor. Bakın sağlıklı kuşların böyle tüye girmesi gerekiyor. Yine bunlar mesela yurt dışına verdiğim altın kızın soylarından yine aynı şekilde. Sadece bu kuşları arkadaşlar yurt dışına veriyorum. Yani bu erkekler. Burada gördüğünüz kuşların çoğu erkek yavrular hariç söylüyorum. Erkek arkadaşlar. Dişileri ön tarafa götürdüm. Dişiler ön tarafta kalıyor. Bunlar bu şekilde dinlenecekler. Buraya erkek versiyonları şey yaptım. Benim damızlıklar. İşte uçuracağım eke kuşlar vesaireler. Hepsi burada. Yavru da almıyorum artık. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi çok kuş isteyen oluyor ama şu an mesela bak bu kadar kuş var. Yavru da almıyorum. Herhangi bir satılık kuş yok. Sadece yurt dışından isteyen olursa bu soydan verebilirim. Hani garantili bir şekilde verebilirim bu soydan. Onlara da söylüyorum. 1200 euro istiyorum takımın arkadaşlar. 1200 euro istiyorum. Onu da isteyen olursa gönderebilirim. Bunları Türkiye'ye satmıyorum. Hani siz 2000 euro da verseniz satmıyorum. Onu da ayrıca belirteyim. Şimdi bir de ön tarafa uçum kümesine gidelim. Orada da dişilerimiz var. Bir onları da görmüş olalım. Evet arkadaşlar. Ön tarafta uçum kümesindeyim. Burada da dişilerim var. Dişileri ayırdım. Bunları hiç uçurmuyorum. Yaklaşık 1,5 aydır yatıyorlar herhalde. 2 ay olacak neredeyse. Yatıyorlar. Böyle hem güneşlenmelerini hem vitamin almaları, D vitamini almaları. Bunları güzel banyoda yaptırdım. Banyo yaptırdım da kendi ellerimle yıkadım yani. Elmalı sirkeli suyla. Kendim böyle suya çıkardım, soktum. Böyle bunlar dinlensinler, kışa hazır olsunlar. Güzel tüye de giriyorlar. Böyle sağlıklı bir şekilde kuşlarıma bakıyorum. Yani dışarıdan kuş sokmamaya çalışın. Bakabileceğiniz kadar kuş bakın. Ve kuşunuzun hakkını da verin. İyi kuşlarsa da hakkını verin arkadaşlar. Kuş böyle bakılması gerekiyor. Öyle 50 tane kuş aynı yere doldurup olacak iş değildi yani anlatabiliyor muyum? Ara ara dinlendirmeniz gerekiyor kuşları. Bakmanız lazım. Bu hayvanlarda bir gücü var. Şimdi dişiler için özellikle güneş almaları çok önemli yani. Kalsiyum açısından, yumurta verimi açısından çok önemli. Vermiyor adam. Bir yıl yumurta alıyor sonra benim dişim yumurtayı kesti. Yumurtlamıyor. Ne yapabilirim? Bir ton ilaç alıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Halbuki iki ay dinlendirse, güneşlendirse hiç o yumurtlama zamanına gelmemeden yani kısırlaşma durumu yaşamadan herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama maalesef işte şartlar da var. Herkesin şartı da uymuyor. Ona da bir şey diyemiyorum yani. O da ayrı bir konu. Kuşlarımız da böyle güneşleniyorlar. Akşama doğru da kümeslerini alırım. Vitaminlerini de almış olurlar. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.